Evet, Emine, vallahi senden devam edelim. Ben yorumu yapayım Fikriye Hanım. Buyur. Önce mutfaktan başlıyorum. Olur. Mutfak dolaplarını beğenmedim. Neyini beğenmedim de neyini beğenmedim? Neyini beğenmedim? Alt taraf hiç yapılmamış Kadir Bey. Üst taraf yarım yamalak yapılmış. Peki eşyalar, evet, eşyalar tamam, kalabalıktı biliyorum. Ha. Bu cam tarafındaki dolap. Evet. O hiç ellenmemiş. İçi tabaklı olan. Evet, upuzun olan. Bir dakika sana söyleyeyim mi? Sen o mutfağın ilk halini, yapılan halini fark ettin mi iyice? Ya, ben iyice de fark ediliyor. İyice baktım ben, eminim kendime. Bakan bir insan o detayları anlardı. Baktık, hepimiz baktık. Eğer ben o dolaba girseydim buradan 5 saatte çıkamazdım. Hepimiz baktık. Onun vicdanına ben gayet vicdanım yerinde. Yani işte bak, konsol var, vitrin var, koltuk tamam, var. Tamam. Fikri ablanın evi hiç düşünmüyorsun. Fikri ablanın evi bütün evlere göre daha kalabalık. Tamam, yine dolap kalabalık ve pis diyeceksin. En azından üstümü silebilirdin ya. Sadece hani kalabalık en azından kenarlarını Kadir Bey. Aşırı derecede yağlıydı. Ama pis dedim, anlamıyorsun. Ne? Mutfak kalabalık ama pis değildi. Mutfak, neresi? Kapaklar. Mutfak. Pis değildi mutfak. Hayır canım, mutfak pisti sadece. Tamam, ben zaten yapabilir miyim? Sen mutfağını hiç temizlemedin mi? Ben boşuna uğraştım. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen salondan çıkamadın. Bütün eşyaları bak, dışarıya sen çıkardın. Sen eski bir bitinden 5 saatte çıkamadın. Tamam beş mı arkadaşım? 5 saat temizlik yapmadım ki. Ha. Ben koskoca salonda 1,5 saate çıkmıştım. 2 tane kız koskoca. Kız ne vardı ki salonunda senin? Hiçbir şey yoktu ki salonunda. Senin için bir şey olmayabilir. Bir vitrinin 2 tane çekyatın vardı. Fikri abla, ben yorumumu yapabilir miyim? Emine'nin yorumu yarım kaldı ama yalnız. Hep yarım kalıyor yani şey. Ama cevap vermek zorundaydım. Sesini Beyhan'a çıkar. Çünkü ben nasıl başkasının kelimesini kesmiyorsam arkadaşlar lütfen benim kelimem de kesilmesin. Evet. Lafım kesilmesin lütfen. Ben nasıl saygı duyuyorsam sizler de saygı duyun. Niye bakıyorsun ben? Evet. Genel olarak söylüyorum yani hepinize evet, söylüyorum. Söylüyor. Hayır evet doğru söylüyor. Evet Emine. Hep hak, sıra veriyorum bu sefer ben ezik durumda kalıyorum. Onun gayet farkındayım. Emine çok sinirlendi ama bence boşuna sinirlendi. Hakkını savunsun, söylenmesi gereken yerde konuşsun, onu kimse susturmuyor. Bir kere çekmeceler hiç alınmamış Fikriye abla. Çekmecelerin olduğu gibi duruyor. Ben oraya girseydim 5 saate çıkamazdım. Ama sen oraya girmezsin, buraya gelmezsin. Dersiniz ki bu sefer. Mutfakta kaç saattir ne yapıyorsun? Bunu da yapmamış. Ben açıkçası 15 yıldır ben tecrübeliyim diyorsun. Ben senden daha fazlasını bekliyordum gerçekten. Yani ben gördüm seni şok de oldum. Göreceğim. Seni göreceksin, de göreceğim yarın. Göreceksin. Yarın ha. Ola hayrola göreceksin. Yani siz tecrübeliyim dedi diye gözünüzde büyüttünüz mü Fikriye'yi? Ya daha tecrübeli insan daha ince detaylı yapar. Hani çok tamam 4 saatin içinde çok inceye giremezsin tamam, ama. Tamam arkadaşım şimdi diyor ki burada bak süreni iyi kullan. Süreni Kadir diyor ki süreni iyi kullan. O kadar detaya girme. Emine salonda ne neyi beğendin ya da beğenmedin? Salonda hiçbir yeri beğenmedim. Hiçbir peteği yeri. Beğendim, camı beğendim. Kör olsun bu kadın ne yapıyor? Daha ne beğenmiş ama camla peteği beğenmiş. Camla peteği, peki, bir de vitrinin baktım içi, üzeri elime toz geldi. Ne? Elime toz geldi. Kalk, gel bakalım, bakalım. Çık bakalım var mı? Terlikleri çıkar. Uydurma yani bence. Uydurmuyorum. Leoparlı leoparlı. Bir de çıkmış halde tavlonun üstüne bakabilir misin? Tavlonun üstüne var mı toz? Tavlayı mı ödüyorsun sen? Tamamen tozlu. Ay çok acayipsiniz siz ya. Çiçeklerin şey gelmiştir. Bana toz geldi biraz kız, önce. Kısım o toz yok ki orada. Belki de bunu elleyip sonra ben elledim size, ya. Ben size gerçekten bak. Bir vermeliydim hepinize. O geçmiş olsun şimdi bak. Elini vurdu toz gelmiyor ona bak. Bir şey söyleyeceğim ben onu silmedim ki. Vitrinde de vurdu vitrinden toz gelmedi eline. Bak şimdi ben önce. Vitrinden toz gelmedi ama kabul et. Tamam kabul edin çünkü. Ama demin dedin ki toz vardı. Çiçek döküntüleri vardı. Toz değil çiçek döküntüleri vardı. Çiçeği patlayın döküntüleri vardı. Çiçeği koydum ya, o toz dökülür. Bir şey diyeceğim, sen şimdi oranın... Çiçeğin tozunu mu söylüyorsun? Ben bir şey söylemiyorum, o, sadece gördüğümden bekledim. Emine. Yani Fikriye abladan bekledim. Bir saniye, hani orayı silmiş tamam kardeşim. Tamam da ben de kardeşim Fikriye abladan bekledim de ben de Terminator değilim yani. Tamam. Allah Allah. Hayır sen oranı... Makine değilim ben de yani. Ben orayı elledikten sonra vitrini elledim ya, öyle olmuş Allah olabilir. Allah. Tamam özür dilerim. Bak özür dilerim. Yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı. Çerçeveyi elleyince oradaki toz herhalde tekrardan düzenince yanlış anlaşılmandı. Fikriye abladan o konuda özür diledim zaten. Özürümü diledim. Peki ver puanını. Hadi puanını. Ben sürekli söylemedim ki. Ben söyledim. Sen zaten mutfağı beğenmemişsin. Salonu da beğenmemişsin. Daha nereye söyleyeceksin? Koltukları zaten Beyhan Hanım söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Gerek var. Bir şey söyleyeceğim. Beyaz eşyaların yanlarına baktın mı? Evet baktım. Yağlı haliyle, yağsız haliyle baktın mı? 5 tane telle terledi. Buzdolabına geçmedik zaten. Ben buzdolabına bir şey demiyorum. Buzdolabına. Bak 5 tane telle ocak. Geledi. Bir şey söyleyeceğim. Beyhan Hanım'da, Seda'da, bir dakika, kullandım, Seda Hanım'da, 5 tane teli gereksiz yere kullandın. Ocak var mıydı? Ben temizliğimle şov yaptım. Tamamen şov yaptın 5 tane tel kullanarak. Sen şov yaptın anlıyorsun da ben temizlikten anlamadığını
nedenini biliyor musun? Şöyle. Daha kendine söyleyeyim de. Sen diyebilirdin ki bu kadın çok mutfağı pis. 5 telle anca bunu yapabilir diyecek. Ya bunun telle bir alakası yok. 2 tane nasıl telle kullanırsın. Baktın tel çok kötü. Atarsın 2 tane daha alırsın. Sen hala mı? Zamanlar bu kadar çok telle olursa o kadar. Ben hala. Lütfen. Lütfen ben bir sana bana ben bir araya geliyorsun. Çok saçma takılmışsın. Kendinin bana cevap veriyor. Yarın gelelim. Ablacığım koltukların altını süpürdün mü? Arkadaşlar herkese evet, Emine. Şey, ha şurayı mı diyorsun? Ya ben burada bir şey mi tutunmuyorum acaba? Emine şu puanını ver gözünü seveyim ver şu puanı. Vermeyeceğim kaderini. Koltuğun altını süpürdün mü? İç kısmını. İç kısmını. Evet. Süpürmedim. Süpürmedim. Evet. Peki ne yaptın Fikri abla? Koltukları süpürdü. Banyo, bak, banyo da temiz olmamış. Banyoyu sırf unuttuk. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar da vitin. Bir tek Beyhan Hanım'da vardı. Şeyde hiç vitin yok. Ya onları bıraksan bir şey kaldı. Vardı. Onlar orada kaldı. Emineciğim beyaz eşyaları da mı beğenmedin? Beyaz eşyalarını şey yapmış böyle. Yalap şalap. Yalap şalap. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak temizlikten anlayan biri. Bak ben orada yalap şap hop 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 yapar çıkardım oradan. Tamam mı? Ama siz orada da yine kusur bulurdunuz. Orada harcamışsın. Ben bak ben detaylı yaptım. Ama mutfağı çok detaylı yaptım. Gene de belli değil. Detaylı derken gene de belli yani. Değil ama. Bak sen yağları anca ovdum. Çünkü aşırı derecede yağ vardı. Aşırı peki, derecede. Emine şu puanı ver bakalım kaç puan vereceksin. Bir fayans tellemedim. Fayans al. Fayans tel. Programı seyrettiğinde anlayacaksın. Sen de programı seyrettiğinde benim mutfak dolaplarını nasıl sildiğimi göreceksin. Gördüm ben. Üstten başladı sonra altı sildim. Bir daha üstü sildim. Emine puanını veriyor. Evet Emine puanını açıklıyor. Bakalım kaç puan verdi Emine. Buyur. Hasbinallah veliyim ben. Kadir ne diyorsun sen bu puana? Beni ilgilendirmiyor sizin bak. Sana hayret ediyorum Emine Hanım. Emine abla sanırım detaylı incelememiş bazı yerleri. Bir şey aramak için aramış gibiydi. Öyle hissettim. Ben Seda puan, Seda yorum yapacak. Buyur Seda. Önceliklerine sağlık. Konuşmanı istemiyorum. Ben bir konuşmak tamam. istiyorum çünkü. Dinleyebileceksen eğer. Mutfaktan başlıyorum. Bir kapın çok pis. Düğmelerin çok pisti. O prizlerin. Sen çok priz anlıyorsun. Priz söyleyeyim mi? Tamam. Lütfen cevap istemiyorum. Şu an bir anlatmak istiyorum izninle. Ocağı sildiğiniz iddia ediyorsun. Tellerin pis. Düğmelerin acayip pis. Öyle bir şey yok. Bir dakika, sen konuşurken ben değil. Ben de konuşacağım. Hayır, ben şu an bir anlatacağım. Sonra yorum yapabilirsin. Yanları da pisti. Neyin yanları pisti? Bir daha söyle. Ocağın kenarları pisti. Şu an bir dakika bir yapayım bakarız duruma göre. Düğmeleri sana gösterebilirim istersen. Düğmeleri çıkardım tek tek. Hangi düğmeleri? Ya, gördünüz mü arkadaşlar? Yağlar düğmeleri. Niye biliyor musun? Hayır çıkartmamış. Çünkü daha ben daha orada detaylı yapacak iş var. Ben şu an varmak istemiyorum. Süre enerjim var. Ya, 4 saati düşünüyor musun 4 saati? Ben de aynısını yaptım. 4 saati. Sen düşündün mü peki? Senin mutfağın benim mutfağım çeyreğiydi. Bence aynı düzeydi bizim mutfağımız. Hiç de değildi. Ben 2 tane buzdolabı vardı. Senin fayansında yağ doluydu. Mutfağına çok fazla zaman harcadın ama hakkını veremedin. Birincisi bu. Salona hemen hızlıca geliyorum. 2 saat 38 dakikanın hakkını veremedin. 15 yıllık bir şey söyleyeceğim. O kadar 2 saat uğraşıyorsa odalapta, odalapta iz kalmamalı. Madem siliyorsun düzgün sileceksin. Ben en azından dün işler yaptıysam birkaç şey temiz yaptığımı düşünüyorum. En azından buzdolabını sildim, fayansları sildim ama bunun hakkını verdiğimi düşünüyorum. Senin eşyan yoktu ki. Ya tamam eşyan yoktu okey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.